Ardışık 9 çift tam sayının toplamı 216'dır. Buna göre en büyük sayı kaçtır? Ardışık sayıları toplarken arkadaşlar formülümüzü bir hatırlayalım önce. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıdır. Bu arada terim sayısının formülü nedir? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bunları hatırlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi buna göre ilk sayıyı biliyor muyuz? Hayır. A. Sonra arkadaşlar son sayıyı biliyor muyuz? Hayır ama burada neyi söyleyebiliriz? İkinci terim a artı 2, üçüncü terim a artı 4, işte dördüncü terim e, a artı 6. Gördüğünüz gibi ikinci terim ne oldu? 1 çarpı 2 kadar fazla. Üçüncü terim 2 çarpı 2 kadar fazla. Demek ki nokta 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 en son terim olan dokuzuncu terimde arkadaşlar. Bakın 9 kere 2 18 değil. 8 çarpı 2 16 kadar fazla olacak. Neden? Her terim bakın kendisinin 1 eksiği kadar çarpılıyor 2 ile. İkinci terim bakın 1 ile 2'nin çarpımı. Üçüncü terim 2 ile 2'nin çarpımı. Dördüncü terim bakın 4 kere 2 değil 3 çarpı 2. Bundan dolayı sorularda lütfen buna dikkat edin. Ona göre son sayıyı belirleyin. Haliyle son terimimiz A artı 16. İlk terimimiz A bölü 2 çarpı terim sayısı arkadaşlar kaç? 9. Bunların toplamları 216 216'yı 9'a bölerse 24 olacak. Böylece içler dışlar çarpımından 2A artı 16. 24 çarpı 48. A buradan arkadaşlar ne geldi? 16. Şimdi en büyük sayıyı soruyor bize. En büyük sarı, sayıya da dikkat edin lütfen. En büyük sayı zaten A artı 16 idi. 16'ya 16 eklediğimizde cevabımız E şıkkı 32 olur. Asya tahta blokları aşağıdaki gibi belli bir düzene göre yerleştiriyor. Buna göre Asya 20 satırdan oluşan düzeneyi yapmak için kaç tahta blok kullanmalıdır? Şimdi birinci satırda bakın bir blok kullanıyor. ikinci satırda iki blok kullanıyor. Üçüncü satırda 3 üç blok kullanıyor. Demek ki 20. satırda 20 blok kullanacak. Toplam blok sayısı arkadaşlar böylece ne olur? Birden 20'ye kadar olan sayıların toplamı olur. Bu da ne demekti? Formülümüz n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 20 çarpı 21 bölü 2'den toplam 210 tane blok kullanmış. Cevabımız D şıkkı. Ardışık 3 sayıdan küçük olanın 5 katı, büyük olanın 4 katından 12 fazladır. Küçük olana A dersek ortanca A artı 1 olur. Büyük olan da A artı 2 olur. Birer birer artacaklar. Bunun arkadaşlar 5 katı, büyük olanın 4 katından 12 fazlaymış. İşte size denklemimiz gördüğünüz gibi. 5a eşittir. 4a artı 8 artı 12'den 20. a buradan arkadaşlar ne geldi? 20. Lütfen şu çarpımlarda da parantez kısmını unutmayın. Bundan dolayı sorularınız gitmesin. Bakın büyük sayı a artı 2 olduğu için a artı 2 parantezinde 4 diyeceğiz. Dolayısıyla a buradan 20 geldi. İlk sayımız 20, ikinci sayımız 21, üçüncü sayımız 22 olduğu için toplamları da gördüğünüz gibi 63 oldu. Cevabımız a şıkkı. A, B, C artışık tek sayılardır. A küçüktür, B küçüktür, C. 1 artı 2 bölü A, 1 artı 2 bölü B, 1 artı 2 bölü C eşittir. 11 bölü 9 olduğuna göre A kaçtır denmiş. A, B, C arkadaşlar bilinmeyen 3 tane sayı. Ancak sorularda mümkün olduğunca en az bilinmeyen kullanırsanız daha rahat yaparsınız. Burada A yine A olsun. B'ye A artı 2 diyelim. Tek sayılar çünkü ikişer ikişer artar. Ve C'ye de A artı 4 diyelim. Tamam mı? Dolayısıyla artık ben şunu yapacağım. 1 artı 2 bölü a çarpı 1 artı 2 bölü a artı 2 çarpı 1 artı 2 bölü a artı 4. Payda eşitlersek a artı 2 a artı 2 bölü a. Payda eşitlersek a artı 2 artı 2'den burası da arkadaşlar a artı 4 bölü a artı 2 yapar. Sonra en sonunda da a artı 4 artı 2'den Bakın a artı 6 bölü a artı 4 oldu. Böylece çarpımlarda bu pay ve paydalar kendiliğinden sadeleşmiş oldu. a artı 6 bölü a da ne geldi? 11 bölü 9. Şimdi ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı şurada gösterelim bakın. 9a artı 54 eşittir. 11a buradan da 54 eşittir. 2a yani a arkadaşlar 27'ymiş. Cevap şıkkı oldu. Ardışık 4 doğal sayının çarpımı şeklinde yazılan sayılara çarpışık sayı denir. Örneğin 24, 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde ardışık 4 sayının çarpımı olduğundan dolayı 24 çarpışık e, sayı olur. Bir A çarpışık sayısından büyük en küçük çarpışık sayı B'dir. Yani A'ya en yakın olan çarpışık sayı demek istiyor arkadaşlar. B bölü A eşittir. 3 olduğuna göre A sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi Göz önüne almamız gereken şey arkadaşlar burada ne? İlk sayımız şu olsun. A sayımız. A, A artı 1, A artı 2 ve A artı 3 şeklinde 4 tane ardışık sayının çarpımı değil mi? A sayısını böyle yapalım. Bilmediğimiz için sayı şimdi denemeye gerek yok. Böylece B sayısına ne dersiniz? Bundan büyük olan ilk sayı nedir arkadaşlar aslında? A artı 1, A artı 2, A artı 3 ve a artı 4 sayısının çarpımıdır. Dolayısıyla bakın sayı denememe de gerek yok. Bunların oranı a artı 1 çarpı a artı 2 çarpı a artı 3 çarpı a artı 4 olan b sayısının a sayısına oranı a çarpı a artı 1 a artı 2 ve a artı 3 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadeleşecek direkt a 1 a 2 a 3'ler sadece ne kalacak geriye? a artı 4 bölü a eşittir 3. İçler dışlar çarpımı 3A eşittir. A artı 4 oldu. 2A eşittir 4'ten. A da gördüğünüz gibi 2 geldi. Haliyle A sayısı arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5'miş. Yani 20 çarpı 6'dan 120'ymiş. Rakamlar toplamı 3 oldu A şıkkı. Aşağıda verilen kutuların yükseklikleri alttan üste doğru 1, 2, 3, 4 ardışık tam sayılarıdır. Yani uzunlukları bakın 1 santim, 2 santim, 3 santim şeklinde gidiyor kutuların. En üstteki iki kutu alındığında cismin yüksekliği 35 santim azaldığına göre cismin kutular alınmadan önceki yüksekliği kaç santimdir? 35 sayısı hangi iki ardışık sayının toplamına eşit arkadaşlar? 17 ve 18. Demek ki çıkartılan en sondaki iki kutunun uzunluğu 17 ve 18'miş. Yani başlangıçta 18 tane kutu varmış. 1'den 18'e kadar olan sayıların toplamı ne denir? 1 18'e kadar gidecek. N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani 18 çarpı 19 bölü 2. Böylece cevabımız 171 olacak. C şıkkı. Arkadaşlar soruda demiş ki bu üstteki e, yolun daha doğrusu üst kısmı gibi düşünün onun işte. Üst taraftaki evlerde arkadaşlar 4'ün katı şeklinde artmış sayılar. Altta da 3'ün katı olacak bir de tek sayı olacak. Altta önem vermemiz lazım. Üst zaten kolay ne diyeceğiz? A, A artı 4, A artı 8 ve A artı 12. Bu şekilde arkadaşlar ardışık bir şekilde yazmamız lazım. Altta neye bakmalısınız? 3, 6, 9 diye değil aman çiftleri atlayacağımız için 3, 9, 15 diye gidecek. Yani 3, 9, 15 kaçar kaçar artıyor. 6'şer 6'şer. O yüzden C artı 6, C artı 12, C artı 18 ve C artı 24 olacak arkadaşlar. Böylece A artı B. A, B'ye ne dedik? C artı 24. Eşittir 53. D ne arkadaşlar o zaman? D de A artı 12 ve D aynı zamanda C'yi bulacağız. C zaten C. Dolayısıyla A artı C arkadaşlar şu sağ tarafa atarsak A artı C ne geliyor bakın. 53 eksi 24'ten 29. Yaz yerine A artı C gördüğünüz yere 29'u. 29, 12 daha gördüğünüz gibi 41 oldu. Bütün hepsini tek tek bilmeme gerek yok. Ama mümkün olduğunca harflendirmeyi kullanmamız, özellikle orada tek olup 3'ün katı olduğunu yorumlamamız önemliydi. Cevabımız D şıkkı geldi böylece. Prizma içerisindeki birim küplere her birinin üzerine ardışık tek tam sayılar olacak şekilde farklı numaralar yazılmaktadır. Prizma içerisindeki en büyük kutu numarası 179 olduğuna göre prizmanın yüksekliği kaç birimdir denmiş arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir kere e, 1, 3, 5, 7 nokta 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 tek tek böyle gidecek ya. O zaman bizim burada kaç tane küp olduğunu anlamamız lazım öncelikle. Onu da nasıl anlayacağız? 179 eksi 1. Son terim artı son terim eksi ilk terim bölü 2. Artış miktarı çünkü 2. Artı 1 diyeceğiz. 178 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 89 bir daha eklersek toplam kaç tane küp varmış? 90 tane küp. Neye bakmanız gerekiyor bundan sonra? Bir katta Bakın kaç tane küp var? 3, 6, 9 tane küp var. Dolayısıyla bir katta 9 küp varsa 90 küp kaç tane kata karşılık gelir? 10 kata karşılık gelir arkadaşlar. Demek ki bu prizmanın 10 katlı olduğunu görüyoruz. Bir katının uzunluğu bir birim olduğu için haliyle 10 katının yüksekliği kaç olacak? 10 birim yani D şıkkı arkadaşlar. Birim küplerle oluşturulmuş aşağıdaki yapının görünen her bir yüzeyine birden başlanarak ardışık doğal sayılar yazılıyor. Yani burada arkadaşlar kaç tane kare var üşenmeden saymak lazım. Toplamda arkadaşlar saymışsınızdır siz eğer saymayanlar varsa söyleyeyim. 25 tane kare var arkadaşlar burada. Bu bizim için neden önemli biliyor musunuz? 25 tane kare demek birden 25'e kadar sayı yazmışsın demek. Bu kenarda bence bilgi olarak durmalı soruda buna dikkat etmeliydiniz. Yapıya önden bakıldığında oluşan görüntüde her bir karede yazan sayıların toplamı 122'dir. Önden görünüş şu. Bunlar arkadaşlar noktayla böyle göstereyim. Önden bu kareleri görürsünüz sadece. Sonra şöyle rengi değiştireyim. Soldan bakınca bunları görürsünüz arkadaşlar. Gerçekten bunları böyle tek tek saydığınız zaman yine üstten baktığınız zaman da işte şunlar bakın böyle. Bunlar arkadaşlar. Toplamda 25 tane kare yapıyor. Hangisine neyi yazdığımızı bilmiyoruz ama birden itibaren yazdığımızı biliyoruz. O zaman şunu söyleyebilirim ben artık ee, üstten baktığımızda ne diyordu bize 126. Üstten baktıklarımızın toplamı 126. Önden baktıklarımızın toplamı kaçtı 122. Soldan baktıklarımızın toplamı x. E şimdi bunların toplamı arkadaşlar yani 248 artı x bize 1'den 25'e kadar olan sayıların toplamını vermeyecek mi? Neden? Çünkü biz herhangi bir şekilde nereden başladığımız belli değil ama 1'den başlayarak 25'e kadar 25 kareye sayı yazıyoruz. Demek ki 248 artı x buradan 1'den 25'e kadar olan sayıların toplamı 25 çarpı 26 bölü 2'ye eşit olacak. 25 çarpı 13'te 250'ye 75 eklesek 325 yapıyor. Demek ki x arkadaşlar buradan ne geldi? 77. Soldan yazılan toplamlar böylece 77 oldu. D şıkkı yaptı. Bir sitede birinci sokakta bulunan evler ardışık tek sayılarla, ikinci sokakta bulunan evler üçün katı olan ardışık tek sayılarla soldan sağa doğru artacak biçimde numaralandırılmıştır. Birinci sokakta bulunan evlerin numaraları toplamı 400'dür. Birinci sokakta bulunan evlerin adedi ikinci sokakta bulunan evlerin adedinden 5 fazladır. Buna göre ikinci sokağın sol başında bulunan evin numarası kaçtır? Şimdi burada en azından arkadaşlar ilk birinci sokaktaki evlerin sayısını vermiş ya 400. Onu bir kullanmaya çalışalım. Çünkü buradaki ev sayısını bulursak aşağıdaki ev sayısını da buluruz. Aşağıdaki ev sayısından yararlanarak da formülde yerine yazarız. Formülümüz nedir? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı arkadaşlar bize toplamı veriyordu. Bu toplamda 400'müş. Birden itibaren artan sayılarda ne söyleyeceğiz? Burada terim sayısı 1, 3, 5, nokta nokta 2n eksi 1'e kadar gidiyordu hatırladınız mı? Böylece birden 2n eksi 1'e kadar olan tek sayıların toplamı da ne geliyordu? Ne kare. N burada terim sayısıydı. Ne kare böylece 400 yapar. N'e de buradan 20 olur. Şunu diyebilirsiniz ama hocam üstteki formülü kullanmadınız. Evet üstteki formülden yaparsanız da şöyle arkadaşlar. Buraya x derseniz x artı 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 bölü 2 artı 1. Gördüğünüz gibi böyle yapıyoruz. Bunu genel olarak her ardışık sayıda kullanabiliyorsunuz. Demin yaptığım n kare sadece 1'den başlayıp tek sayıların toplamını bulmak için pratik yöntemimizde. Dolayısıyla buradan yapsanız da yine aynı şekilde arkadaşlar göstereyim bakın. X artı 1'in karesi bölü 4 olacak. Burası X artı 1'in karesinden 1600 olacak. X artı 1 arkadaşlar buradan 40 gelecek. X de 39 olacak. Ama terim sayısını bulmam gerekiyor ya. Terim sayısı için de yine aynı şekilde 39 eksi 1 bölü 2 artı 1'den biraz daha uzun yolla yine 20'yi buluyoruz. Dolayısıyla üstte arkadaşlar 20 ev varsa aşağıda kaç tane ev oldu? 15 tane ev oldu. Kaçar kaçar artıyor dikkat. 3'ün katı olacak bir de tek sayı olacak. Yani 3, 9, 15 böyle gittiğini düşünün. O yüzden altışar altışar artıyor. Son terim 87. İlk terim bilmiyorum x, y diyelim karışmasın deminkiyle y olsun. Bölü artış miktarı 6. Artı 1 eşittir arkadaşlar 15 yaptı. Dolayısıyla buradan da 87 eksiye yerim kalmadı nereye yazayım diye düşünüyorum. 87 eksiye içler dışlar çarpımından 14 çarpı 6'dan 84 oldu. Y arkadaşlar 3'müş cevap A geldi. Birim karelerden meydana gelen bir dikdörtgenin sağ alt köşesinde bulunan birim karede bulunan taşı hareket ettirerek oynanan bir oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. Oyuncular sırasıyla hamle yaparak her hamlede taşı birinci oyuncu sola bir kare... Yukarı 2 iki kare, ikinci oyuncu sola 3 kare, yukarı 4 kare, üçüncü oyuncu sola 5 kare, yukarı 6 kare, ne N'inci oyuncu sola 2N-1 kare, yukarı 2N kare biçiminde kaydırmaktadır. Her oyuncu kendisinden önce hamle yapan oyuncunun kaldığı yerden devam etmektedir. Ne N'inci oyuncu taşı dikdörtgenin sol üst karesinde bulunan birim kareye taşımaktadır. Sol üst kare yani son karede bitiyormuş olay. Buna göre N eşittir 5 için dikdörtgen kaç birim kareden oluşmaktadır. Sizin tabii ki kareli zemin yapma imkanınız yok benim gibi ama mühim değil. Ona takılmayacaksınız. Burada şunu görmeniz lazım. Ben yardımcı olmak için size gösteriyorum. Şimdi diyelim arkadaşlar böyle sağ alt köşeden bir başladık tamam mı? Burada sonuç olarak bir kare e, sola gideceksiniz, iki kare yukarı gideceksiniz. Nereye geleceksiniz yani iki kare yukarı gidince? Böyle Sola da bir kare gidince böyle. Siz önce yukarı gitmişsiniz sonra sola gitmişsiniz fark eder mi? Hayır. Sonra arkadaşlar bundan sonraki diğer kişi de ne yapıyor? 3 kare sola gidiyor. Yani şuraya geliyor. 4 kare de yukarı gidiyor değil mi? Yani 1, 2, 3, 4 buraya geliyor. Totalde aslında ne yaptı? 6 birim yukarı çıktı. 4 birim de sola gitti gerçekten. O zaman arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. Ben böyle sürekli tek tek saymam ne yaparım? E, ee, N'ninci kişiye gelene kadar bir kere sola gitti. Üç kere sola gidildi. Beş kere sola gidildi. Nokta 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 en son 2N-1 kare sola gidildi. Kaçıncı karedeydi? Birinci karedeydi. Dolayısıyla birinci kareyi de unutmayalım. O da bir kare sonuçta. 1'e böylece 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta ekledik. Sonra arkadaşlar Aynı şekilde yukarı doğru çıkacağım. İlk kareden doğru sürekli yukarı çıkıyorum. Önce 2 çıkıyorum sonra 4 çıkıyorum sonra 6 çıkıyorum. O yüzden bu soruda yine kişi kişi değerlendirmek yerine yapmak gereken kaç kere sola gitmişsin kaç kere yukarı gitmişsin bunu görmek. Dolayısıyla arkadaşlar bir birim yukarı gittiğiniz zaman 2 e, gidiyormuşsunuz pardon. Üçüncü kareye çıkarsınız. İşte 4 birim çıktığınız zaman artık bir 4 daha çıkmış olursunuz. 7. kareye çıkarsınız. Nokta 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 nokta. En son 2N'ye kadar çıktığınız zaman neye ulaşmış olacaksınız? 2N, tabi burada artık sayıyı bulacağız. 1'den 2N'ye kadar olan sayıların toplamı neydi matematikte? N çarpı N artı 1. Yine 2N eksi 1. sayıya kadar gittiğiniz zaman... 1'den 2N-1'e kadar olanların toplamı nedir arkadaşlar? N ne kare. Tabi buradaki 1'i unutmayalım n kare artı 1 geldi toplam. Yine buradaki 1'i unutmayalım. n çarpı n artı 1 artı 1 geldi. Şimdi n neymiş? 5. O zaman yaz burada yerine 5'in karesi artı 1'den 26 arkadaşlar siz birim boyunca sola gittiniz. Yani 26 tane burada arkadaşlar kare var. Sonra yukarı doğru çıkarken de gördüğünüz gibi kaç kare toplamda kare almışsınız? 5 yazarsak 5 kere 6 30 bir daha 31. Demek ki enlemesine arkadaşlar 26 kare varmış bu şekilde. Boylamasına da 31 kare varmış. 26 çarpı 31 isteniyor 806. Cevabımız E şıkkı oluyor. Size bir de şöyle yardımcı olayım. Bazen çok büyük verilenlerde olayı anlamak için lütfen küçültün. Örnek şöyle bir düzende kaç tane kare vardır dese biz ne yaparız? Boylamasına kare sayısını sayarız. 3 Enlemesine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bununla bunu çarparız. Gerçekten 24 kare olduğunu anlarsanız tek tek saysanız bile burada. Bunu yapmak yerine enlemesine olan kare sayısı çarpı boylamasına olan kare sayısını çarptığınızda toplam kare sayısını verir. Bu şekilde cevabımız güzel oldu. Burada soruda bence önemli bir noktada belki unutan arkadaşlarımız olmuştur. Birinci kareden başladığımızı unutmayıp o yüzden bire eklemeler yapmanız lazım.